Gideceklerde de tabii ki sürpriz var. Şu anda CSS Gitika'nın lisans iptal işlemleri yapılıyor. Moruta'nın da bugün diye o da yarına kaldı. Ama Kasımpaşa maçında olacak. Ee, hoca CSS'yle isim vermeden bahsederdim. ama o saatte görüşmeler sürüyordu. Akşam saatlerinde resmileşti. E tabii şu anda hala Babel, Falka, Cagne, belki Mustafa Muhammed de dahil. E, haricinde sürprizler de olabilir. Yani gidecekler Tabii ki kabarık her takımda var bu. Gelecekler kadar gidecekler de. Fenerbahçe'ye geldiğimiz zaman orada konuşuruz. Beşiktaş'ta dün Sayın Başkan'ın da ifadeleri evet. vardı. Hoca her toplantıdan menüden sürprizlerden bahsediyor. Geçen sezon da böyle transfer zamanı bahsediyor. Özellikle 10 numarada sadece numara değil o çok önemli bir vurgu. Gövdede oluşan bir forma yani vereceği reaksiyon sahada göstereceği performansa dikkat çekti. Avrupa'da tabii ki Galatasaray tecrübeli ama yeni bir Galatasaray var. Tekrar söylüyorum yeni bile az kalıyor. Yepyeni bir Galatasaray. Ya bu hep Galatasaray'ı birkaç tane tecrübeli oyuncu olması lazım. Şimdi ben 11'e baktığım zaman 11'de direkt Jack ve Peguly'ü görüyorum yani tecrübe anlamında. Bir de Hollanda milli takımından sol bek Van Aanholt kaleci Musta ya Van Onların yani. ikisi üçünü en tecrübelisi bana göre Fegüli Orada Avrupa anlamında ligi zaten e, söylemeye gerek yok. Dolayısıyla Galatasaray'ın olduğu yerde her zaman unut vardır. 1-1. Eee Aldön de söylediği gibi ilk maçta belki daha farklı skorla dönebilirdi. Ama tekrar söylüyorum evet Galatasaray Avrupa'da her zaman vardır. Var olmalıdır ama bugün çok dikkat etmesi lazım. Birinci dakikadan 90. dakikaya kadar ki artık gole varajlarının attığın golün de avantajı olmadığını düşünürsek bu maçın her türlü sonucu da olabilir ama Galatasaray açık ara maçın favorisidir. Hocanın da e, dikkat çektiği şeyler vardı. Her maçta dikkat edersek hep transferler sorulmaya başladı. Evet. Hoca da bunlara iştenlikle cevap veriyor. 10 numara konusunda sürpriz deniliyor. Sürpriz kim olabilir? Belki takım içinde. Sürpriz derken takım içinde vereceğimiz isim de sürpriz olabilir gibi algıladım forma ben. Forma numarası olarak değil herhalde. Evet. Bunu forma numarası olmadığı dikkat... o takım içinde çünkü bundan sonra işte Feguly'ye 10 numarayı versen olmaz. Arda'ya on numarayı versen olmaz. O numaralar en az devre arasına kadar değişmez. Belki Morutan olabilir ya da yeni bir transfer. Dün hemen Hacinoğlu mesela sosyal medyada Fatih Hoca'nın söylemlerinden sonra e, dikkat çekmişti. Son Fernandez eğer transfer edilirse belki on numara neden olmasın? Herkes on numara e, olmaz diyor ama bu da olabilir. Şimdi sürpriz ifadesini dediğiniz zaman... Her, şey, her türlü ihtimali e, düşünüyorsan yani. Şimdi Morutan e, şöyle e, aslında hocanın söylediği gibi sağ kenarda da oynuyor çünkü şöyle oynuyor sağ kenarda çünkü çok çok önemli isimler e, yetiştirdi Romanya e, o, o orta alan bölgesinde. Onun için de e, yani. Onu farklı bir şekilde kullanabilme planlamasıyla tıpkı örnek diye söyleyeyim ki Fatih Hoca biliyorsun Gezalı istemişti evet. Gezal gibi oynuyor yani e, sol ayakla sağ kenarda oynuyor içeriye devriliyor kenar ortaları var asistleri yüksek e, pasları isabetli özellikle ceza alanı e, içerisine yapılan koşullara karşılık pas atıyor böyle bir özelliği var ama on numarada oynuyor. Yani onu söyleyelim. Yani oyuncu sadece şey değil. Yani öyle Evren de hemen ekliyor editörümüz Evren çok iyi ara pası atan İşte bir onu söylüyorum. Ceza sahası, ceza içine sahası, içine sahası içerisine hani öyle söylemeyeyim. <laughs> bazen izleyicilerimiz kızıyorlar. Yani half space pas dediğimiz o iç koridor paslarını çok iyi kullanan bir oyuncu. Ee, onun için e, özel bir e, yapısı var. Şimdi Romanya milli takımı mesela e, aldığımız zaman e, bir tarafta oynuyordu. Çıkıldağ'ı bir tarafta oynuyor. Oraya koyacağın bir üçüncü oyuncu pozisyonunda. Peki şu olabilir mi? Ben de aynı şeyi düşündüm. Bir tarafta solda birisi solda. İkisinden de on numara göre bekleniyor. Normalde Çıkıldağ ilk geldiği zaman acaba on numara gelecek mi dedi. Sonra on numara ağır olduğunu ifade etti. İki on numara ne oldu da Fatih Hoca'nın söylemiş olduğu sürpriz Fegül olabilir mi? Ya olabilir. Şöyle söyleyeyim yalnız. Hani çünkü o sağ kenarda kullanabilir. Fegül'ü de kullanıyor orada da. Sağ kenarda kullanabilir. Ee, ama şöyle bir gerçek var. Ee, Çıkıldağ 10 numara değil. Yani Çıkıldağ 10 numara değil. Çıkıldağ Morutan 8, 8 ama... numara. ya Morutan 10 numara olur ama Çıkıldağ 8 numara. Yani şu anda oynattığı sistemde hocanın Berkan Çıkıldağ iki tane 8 numaralı oyun oynatıyor. Oraya bir tane e, biz hani ona şey diyoruz kreatif. Kreatif bir oyuncu arıyordu. Morutan o aradığı tip bir oyuncu. İstersen... Sağ kenarda koy, istersen taşı öne 10 numaraya koy ama netice itibariyle böyle. Şimdi genelde şöyle bir soru soruluyor, bize de soruyorlar. Diyorlar ki e, peki kim yedek kalacak? <laughs> ya şimdi bu tabi ya hocanın orada zaman zaman seçimleri olacak. Taylan, Berkan, Çikildağ varsa Morutan nerede oynayacak, Fegüli nerede oynayacak? Böyle bir soru işareti var. Yani bu, bütün şey bu. O zaman ne yapacak? Zaman zaman sağ tarafta e, Morutan oynayacak. Belki Feguli duruma göre oynayacak. Hatta söylenen sözlerin arkasında şöyle bir gerçek daha var. Yani her oyuncu gidebilir diyor. Belki şartlar uygun olursa bu şartlarda Feguli'nin gitmesine de hoca izin verebilir. Ee, şu ana kadar bildiğim kadarıyla Savaş buradayken ben e, söylemeyeyim Ama Savaş biliyordur Bildiğim kadarıyla henüz o indirimi yapmadı 2 e, yıllık bir sözleşme Teklif etti Galatasaray Feguli'ye Gel maaşını indir Yıllık ücretini indir Sana iki yıllık sözleşme e, yapalım Uzatalım ama o rakam 2 milyon euro civarında bir rakam olduğu için Kazandığı 3.850 evet. e, Şu ana kadar benim bildiğim kadarıyla Bilmiyorum Savaş daha iyi biliyordur Şu ana kadar herhangi bir olumlu yaklaşımı olmadı. Eğer o olumlu yaklaşımı olmazsa belki de farklı bir şeyler konuşulabilir. Sezon sonunda yollar e, şekilde ayrılacak eğer ücretinde bir indirme gitmezse. Yönetimin bu konuda resmi yani. olarak bir e, isteği de olmadı. Bizim burada bildiğimiz Sayın Burak Elmas'ın Falka ile ve Fegüli'ye yollar ayrılacak dedi bu bütçelerde. Bu açıklamayı yapan Sayın Başkan Burak Elmas'ın hemen akabilinde gel indirim yapalım. iki sene daha sözleşme uzatalım. Bana çok mantıklı gelmedi açıkçası. Çünkü Fatih Hoca'nın demek ki Feguly ile konuşmak lazımmış dedikten sonra Fegül'ün ben son 2-3 haftalık performa, performansa bakarsak özellikle iki maçta Fegül şu anda Galatasaray'ın en değerli oyuncusu. Peki Cagney için de aynı şeyi söylemedi mi Burak Elmas? Falka, Cagne, Fegül. Ü. Yani evet. bazen bazı şeyler ya değişebilir demek ki, de işte onu söylüyorum. bu kadar çabuk olmaması lazım. Yolda değişebilir. Ben şunu söyleyeyim bak o, şunu vurgulayayım. Fegül'den hoca yararlanmak istiyor. Sıkıntı yok. Her burada. zaman yararlanmak, yararlanmak istiyor. istiyor. ve fegulinin kalitesi zaten bana göre çok tartışılır değil. Tartışılır bir durumu yok Fegüle'nin kalitesinin. Evet bazen sezona başlarken kötü başlıyor, sezonu bitirirken iyi bitiriyor falan ama kalitesini tartışmayız bu. Performansını tartışırız. Kalitesi olan bir oyuncu. Fakat şöyle bir gerçek var. 3850 garanti para. Bir de üstüne üstlük nereden baksan 500 falan da koysan 4350 yani hadi bırak küsülatını 4 milyon euro Galatasaray'ın bugün 700 bin euroya, 800 bin euroya oyuncu oynattığı, 5 milyon TL'ye oyuncu oynattığı bir ortamda 4 milyon euro korkunç bir rakam. Bu, bu zaten şimdi, sorun bu yani? E, şimdi sorun bu ama sorayım hemen yani o kadar aslında Burak Elmas, e, ilk Feguli ve Falka'dan kendilerine kulüp bulmalarını istediğinde hemen akabinde eklemişti. E, bu bir yönetim kararıdır diye. İşte bravo. E, ki teknik direktör Fatih Terim şans verdiğinde oyuncu da demotive olmasın diye düşünülmüş olabilir demiştik. Bravo çok güzel bir yere aklından geçeni okudu Ceyda. Şimdi bu açıklamayı yapıyorsunuz. Falka ve Feküli ile yollar ayrılacağız. Kulüp bulmalarını istiyoruz diyorsunuz. Sonra Fatih Hoca görüşüyor. Bu oyuncu bu açıklamaya rağmen şu anda Galatasaray'ın performans olarak baktığı zaman da o açıklamadan sonra bir tökezlemesi oldu. Ama sonra Fatih Hoca ile ben dedikten sonra yine vurgu yapıyorum. iki maçtaki Galatasaray'ın en iyisi. 4 milyon, 3 milyon 850, 4.5 milyon euroları buluyor. Geçmiş yönetimler yapılan şu andaki Galatasaray'da Falcao, Fegül ve e, Babel. Bunların maliyetleri çok yüksek yani yıllık maliyetleri. Burada bu oyuncunun tekrar toparlanması da ben helal olsun diyorum ya. Yani. Ben şimdi kendimi Fegül yerine koyuyorum. Başkan diyor ki bu bizim yönetim kurulu kararımızdır. Bir teknik heyet karar değildir. Falka ile Fegül'den kulüp bulmalar istedik. Çok Şimdi... kibar bir şekilde daha önce hani hatırladığımız açıklamalar tabii, tabii. vardı ya ondan gibi. Peki sen 80 açıklamaları... sana bir soru soruyorum. Olympiakos'un kapısını çaldın, gittin. Tamam. İşte Real Sociedad'a mı gitti? İspanya'da da bir, bir kapıyı daha çaldın. Bir buçuk milyon euro verdiler sana. Bir de öyle koy kendini yerine. Tamam. O zaman ne yapıyorsun? Kalırım ben bu son ana kadar paramı alırım diyorsun. O oynarım alırım paramı diyorsun. Bir de piyasa yaparım. Bir buçuğu biraz ikiye iki buçuğa çıkartırım Aldın diyorsun. abi bazen bazı şeyler vardır. Egül ile Falco ile bunu konuşmuş olabilirsiniz. ya Ama konuştuktan sonra taraftarın önüne, medyanın önüne, bizden önüne. Yani biz oyuncuyu... Çok para alıyorsun. Kulüp bulmasını istiyorum. Kendi aranda konuşuyorsun böyle şeyleri. Kendi oyuncunun değerini aşağı çekmezsin yani. Peki başka, X başka bir, bir şey yapmış. Olympiakos ya da X bir takımda Şöyle de düşünebiliriz. Şimdi Fegül'ün bu sezon sözleşmesi sona eriyor. Bu Galatasaray'da kalırsa Galatasaray'daki maaş bütçesini belirler ya da yurt dışında başka bir takıma gidecekse sergilemiş olduğu performans yine oradaki rakamını da belirler. Dolayısıyla performansını e, yukarıya çekmesi için bence oldukça önemli yeterli bir, bir faktör. motivasyon evet. var zaten. Bak bir de şöyle düşüneceksin her zaman. Yani yönetimlerde bu tür şeyler sen yıllardır bu işlerin içerisindesin. İyi polis kötü polis vardır. Evet. Sen kötü polis ol ben motivasyonla ve evet. iyi polisle hallederim. Bu iş böyledir. Bazen danışıklı dövüş dövüşler olur. Burada ya başkan sen söyle biz buradan gerekirse onu yani kazanırız. Bravo. Merak etme. Yani bir sen oradan söyle biz buradan motive tabii, edelim. Tabii, tabii. Yani bunlar bunlar bak şöyle anlaşılmasın. Yanlış bir şey değil bunlar. Bunlar doğru bir şey. Çünkü şöyle bir olay var. İnsanla <laughs> çalışıyorsun. Bak insanla çalışıyorsun. Duyguları olan, sinirleri olan Ondan sonra etten kemikten bir insanla çalışıyorsun ya onun için böyle Şimdi... şey gibi düşünme yani be oynarsan oynasın oynamazsan oynamasın. çekip gidersin falan değil bu öyle bir olay değil.